Arkadaşlarımız, hocalarımız belki tanışmayan Fatih Bulat, patoloji kürsüsü başkanı tıp fakültesinde. Nusret Hocam, öğrenci işleri, eğitim, öğretimden asıl sorumlu rektör. Evet, sayın rektörüm, değerli hocalarım, hoş geldiniz. Memnun Hüseyin Camiası olarak ziyaretiniz bizi ziyadesiyle memnun ve mesul etmiştir. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tabii ülkemiz hakikaten zorlu bir süreçten geçiyor. Bütün kurumların, üniversitelerimiz, Milli Eğitim Camiası ve ülkemizin bütün insanlarının şöyle veya böyle etkilendiği bir süreçten geçmekteyiz. Bu süreç içerisinde üniversitemize, sivil toplum kuruluşlarımıza, memur son olarak başta biz olmak üzere büyük görevler düştüğünü ben şahsen düşünüyorum. Önceliğimiz özellikle ülkemizin çıkarları, ülkemizin geleceği, ülkemizin menfaatleri olarak ön plana alınmalıdır. Zaten öyledir de. Tabii ülkemizde sadece bu süreç yaşanırken genel anlamda sorunlar yaşanmıyor. Bir de kurumların özel anlamda sorunları, sıkıntıları, problemleri var. Eğitim camiası olarak da bizim özellikle eğitimle ilgili, müfredatla ilgili sıkıntılarımız mevcut. Malumunuz ülkemizde 16 milyon aşkın öğrenci şu anda Milli Eğitim Camiası'nda eğitim görüyor, öğretim yapıyor. Ancak müfredatımız ne yazık ki hala o Kemalist baskının ve Kemalist baskıyla birlikte resmi ideolojinin kontrol altında yürüyor. %60-70 oranında hala bu sindirilmiş bir baskı devam ediyor. Tekraren kendilerine hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Çok kıymetli Memur Sen Başkanımız, Memur Sen'in çatısı altındaki sendikalarımızın Malatya Şube Başkanlarımız, Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım. Hepinize çalışmalarınızı başarılar dileyerek sözlerime başlıyorum. Üniversitemizde malumunuz 2016'nın ortasında vazifeyi devraldık. Sizler ziyarete geldiniz, hayırlı olsun ziyaretlerine gelip bizleri tebrik ettiniz. Biz ancak yeni artık yerli ziyaretlere başladık. İş kollarında ülkenin bütün problemlerini, sorunlarına hem çözüm üreten hem de yapılan doğru güzel işlere güçlü bir destek veren bir rolü, yeri, önemi var. Bu nedenle de takdirlerimi ve tebriklerimi iletiyorum. Bundan sonraki dönemde de hakikaten son 3 yıl ülkemizin 2015'te başlayan, 2014'te hatta başlayan, 17-25 Aralık süreciyle başlayan, belki biraz daha geriye çekersek Gezi olaylarından başlatırsak hadiseyi 2013'te Gezi olaylarıyla başlayan son 3-4 yılı ülkemizin dış ve iç güç, dış güçlerin bunların içerideki piyonlarının ve taşeron terör örgütlerinin adım adım her birini devreye sokarak ülkemize diz çöktürmeye çalıştıkları yıllar ve zaman diliminden geçiyoruz. En son 15 Temmuz darbesinde son FETÖ örgütünü devreye soktu bu güçler. Ama bir taraftan FETÖ, bir taraftan PKK, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan da bunların her türlü destekçilerini devreye soktu. Zor 3-4 yıl ülkemiz atlatarak gidiyor. Kolay olmuyor atlatmak. İnşallah önümüzdeki yıllarda da daha da sorunları atlatarak, çözerek gideceğiz. Önümüz açık, ümit varız. Daha da iyi gideceğimize ben bütün kalbimle inanıyorum. Memur seninle bugün birlikte iade-i ziyarette bulunmaktan büyük, arkadaşlarımla birlikte iade-i ziyarette bulunmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum.